Artık yılı bitiriyoruz 2023'ü. Evet nasıl bir, bir yıl oldu diye bir sorayım. Bir de nasıl bir yıl olduğu kısa geçelim. Oldu bitti. Ya zor. 2024 <gülüyor> <gülüyor> deneler ya çok bekliyoruz. Çok mutlu bir sene geçirmedik aslında. Ne dünyada ne de kendi evet. ülkemizde. Çok keyifli olmadı. Ben sana söyleyeyim bildiğin deliye vurduk. E bir an yani, bir parça. Yani... Çok üzüldük. deliye evet, vurduk çok, oradan çok. çıkmak için vesaire. Şimdi e, yılı nasıl kapatıyoruz? Hem nasıl kapatıyoruz hem de gökyüzü olaylarımız var. 12 Aralık'ta, 13 Aralık'ta ve 27 Aralık'ta. Bunlar tabii bu gökyüzü olayları tüm burçları nasıl etkileyecek? Hepsini tek tek az sonra anlatıyor olacak. Ama evet. önce bir giriş yapabiliriz. Evet, tabii. Buyurun. Şimdi aslında Aralık ayında dediğin gibi aslında 3 tane önemli gökyüzü olayı var. Birincisi 12 Aralık'ta Merkür Oğlak Burcu'nda geri hareketine başlıyor. Yani retroya başlıyor ve bu toplamda 3 Ocağı kadar sürecek. Merkür retrolarında ne yapmamız veya ne yapmamamız gerekiyor? Elektronik eşyalara dikkat ediyoruz. 12-13 Aralık'a kadar cep telefonlarımızı, bilgisayarlarımızı yedekliyoruz. Verilerimiz ha, kaybolmasın. Tamam. Özellikle Merkür Oğlak'ta geri gideceği için iş hayatında kullandığımız bilgisayarlar, cep telefonları, verileri sakladığımız yerler, sistem odaları buralara dikkat ediyoruz. Çok çok önemli. Tamam. Ee, bunun dışında Merkür retrosundayken yeni, sıfır olan, yepyeni olan bir şeylere imza atarken çok dikkat ediyoruz atacağımız her imzayı dikkatli bir şekilde satır aralarını okumamız gerekiyor. Ahmet'ten okuyacağız. Evet, her şeyi okumamız gerekiyor. Tamam. E, i̇ş ile ilgili çünkü Merkür Oğlak'ta geri gideceği için Oğlak burcu iş hayatıyla, parayla, ekonomi ile, finansla, kariyerle çok ilişkilidir. Özellikle bu alanda Nasıl etkileyecek bu bizi? E, özellikle bu alanda yaptığımız yazışmalara e, iletişime, Whatsapp yazışmalarına, mail yazışmalarına dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Bunun dışında 13 Aralık'ta yayda bir dolunay var. Önemli bir dolunay. Neptün karesi var çünkü burada burçlardan şimdi bahsedeceğim. Hı hı. Yılı çok güzel kapatıyoruz. Yılı şahane kapatıyoruz çünkü Yengeç Burcu'nda bir yeni ay var ki diyor diyeceğiz ki oh yani yılı Böyle zor bir yılı ondan sonra geçirdikten sonra bu kadar güzel kapatıyor olmamız bize adeta bir ödül gibi gelecek hasta bir yerde. Şimdi buçlara geçelim istiyorsan. Hadi geçelim. Tamam. O zaman Koç burcu ve yükseleni Koç olanlar dinleyebilirler. Evet. Şimdi efendim. Koç Buyurun. ve yükselen Koçlar özellikle 13 Aralık'ta Yay burcunda gelecek olan bu yeni aile birlikte her şeyden önce özel hayatları, ondan sonra önemli olacak yurt dışı yabancılar, uluslararası işler, eğitim, medya konularında birazcık kafaları karışabilirmiş gibi duruyor açıkçası buralarda yanlış kararlar verme potansiyelleri birazcık yüksekmiş gibi duruyor. Bu alanlarda adım atarken, karar verirken bir bilene sormakta fayda var. Hı hı. Ama ay sonunda yengeç burcunda gerçekleşecek olan bu yeni ay ile birlikte özellikle ev, yuva, aile, gayrimenkul, taşınma, toprak, araba alma bu konularda çok güzel fırsatlar elde edebilirler. Koç ve yükselen koçlar yılı bu anlamda bu şekilde çok da güzel kapılacaklar Merkür retrosu onların kariyer alanlarında geri hareket edecek. İş değiştirmek, yeni işe başlamak, iş kurmak için 2 Ocak'tan sonrası bir tarihi değerlendirmelerinde bence fayda hmm. var. Güzel 2 Ocak'tan evet, sonra. Evet geldik ha? boğa ve yükselen boğalara. Şimdi i̇şte boğalar özellikle bu yay burcundaki dolunayla birlikte Aralık ayı içerisinde finansal konular, krediler, ödemeler Banka işlemleri, vergiyle ilgili konularda hızlı ani kararlar vermemekte fayda var. Bu alanlarda hareket ederken akıl biraz karışabilir, hatalı işlem olur. Ondan sonra işte, işte yanlış yere transferler olur, ödemeler karışabilir. Biraz bu, bu konularda dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle ay sonunda yengeç burcundaki, özellikle bu yeni aile birlikte boğalar ise yılı çok böyle keyifli kapatacaklar. Yeni işler, yeni projeler, yeni seyahatler. Hatta böyle yeni yıla sevdikleri, güven duydukları, işte çok yakın arkadaşları olur, işte kardeşleri olur, kuzenleri olur, kendini iyi hissettikleri, aile gibi hissettikleri insanlar da girecekler yeni hmm. yıla belli ki boğa ve yükselen boğalar. Hmm. Özellikle yeni yılda çok böyle önemli yeni yıla girerken daha doğrusu. Önemli anlaşmalar ve imzalar yapabilirler boğa ve yükselen boğalar. Güzel. Ve geldik ikizlere <laughs> ve de yükselen ikizlere. Şimdi özellikle aralığın ilk 15 günlük süreci içerisinde sevgili ikizler ve yükselen ikizler, ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, iş ile ilgili konularda birazcık daha dikkatli olun. Kafanız bir parça karışabilir. Ee, bu anlamda özellikle... Ee, ilişkilerle ilgili karşımızdaki insanı dikkatli bir şekilde dinlemekte fayda olduğunu düşünüyorum e, ani kararlar vermemekte fayda var kendinizi ilişkilerle ilgili noktada biraz Sisli bir yolda yürüyormuş gibi hissedebilirsiniz e, Bunun dışında e, ay sonunda ise yengeç burcunda gerçekleşecek olan yeni aile birlikte e, ikizler yılı parasal anlamda ve kariyer anlamında güçlü Para kazanabilecekleri projelerin ondan sonra gündemde olacağı, finansal anlamda kendini iyi hissedecekleri, yeni bir iş, belki bir terfi, belki bir işle ilgili e, onları çok böyle mutlu ondan sonra edecek gelişmeler söz konusu olabilir. Maddi anlamda çok güzel fırsatlar sizleri bekliyor yengeç ve yükselen yengeçler. Ama Merkür özellikle Oğlak'ta geri hareket edeceği için sevgili e, yengeç ve yükselen yengeçler... E, 2 Ocağı kadar anlaşma, sözleşme gibi konularda e, birazcık böyle iyi okumakta, dikkatli olmakta, hızlı karar vermemekte sanki fayda varmış gibi duruyor. Sıra geldi aslanlara. Aslan tamam. ve yükselen aslanlar. Şimdi bu gerçekleşecek olan yaydaki dolunay e, aşk hayatınız, çocuklar, e, yatırımlarla ilişki alanı ondan sonra etkileyecek özellikle bu konularda Neptün'ün sert bir etkisi olacağı için hem yatırımla hem de özel hayatınızla ilgili konularda ani kararlar vermemekte fayda var. Biraz kafanız karışabilir, karar veremeyebilirsiniz. Onunla mı özellikle bekarlar için söylüyorum. Ay onunla mı olayım, ay bununla mı olayım böyle bir kafanız karışabilir. Kendinize birazcık bu anlamda zaman verebilirsiniz. Yatırım yapmayı düşünüyor iseniz eğer sevgili aslan ve yükselen aslanlar özellikle yatırım konusunda bir danışmana, danışmanın fikrini almanızda fayda var. Kendi başınıza ya da işte birinin size söylediği gibi işte git şuradan şu hisseyi al, git buradan bu kağıdı al değil. Bu her işin bir profesyoneli var biliyorsunuz ki. Bir profesyonelden destek alarak hareket etmekte fayda var. Bu arada yeni bir gün Fox'ta bizim foto dinçerle fotoğrafımızın altına da şeyi sormak istiyorum bugün. Ee, daha doğrusu sana sorabilirler. Tabii. Ee, burç uyumlarını konuşabiliriz. Eşinizin veya sevgilinizin veya işte hani olur mu olmaz mı diye işte ben o, o zaman olan, gelsin sorular. İşte ne bileyim işte erkek arkadaşım şu tamam. burç diye burçlarınızı yazıp uyumunu öğrenebilirsiniz. Yeni bir gün Fox'ta dinçerle fotoğrafımızın altına yorumlarınızı Bekliyoruz canlı yayında az sonra soruyu olacağım. Bu noktadan devam edelim. Peki. Ee, şimdi aslanların özellikle yılı nasıl kapatacaklar aslan ve yükselen aslanlar? Ee, özellikle para anlamında güçlü. Ee, tam böyle yengeç burcundaki bir dolunay birazcık yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Kafanızı dinlemek isteyebilirsiniz. Ee, kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz İçsel anlamda sizi mutlu etmeyen bir takım böyle koşullar vardır. Belki bu koşulların üstesinden gelmek için destek alabilirsiniz. Mesela bu psikolojik bir destek olabilir, yardım alabilirsiniz. Artı yıl sonunda özellikle Aslan ve Yükselen Aslanlar yurt dışı ile ilgili konularda çok güzel fırsatlar ve şanslar elde edebilirsiniz. Özellikle sene sonuna doğru böyle çok böyle naaş konular ama nafaka veya mirasla ilgili önemli durumlarınız varsa bu konularda bir düzenlenme, bir toparlanma, güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili aslan ve yükselen aslan burçları. Evet. Sıra geldi başaklara. Buyurunuz. Başak ve yükselen başaklar. Şimdi öncelikli olarak bu yaydaki dolunay size Aralık ayında evde, yuvada aileyle ilgili konular, gayrimenkul, gayrimenkulle ilgili konular gündemde olacak demektir. E, evinizde veya iş yerinizde su tesisatı ile ilgili problemler ortaya çıkabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Aile içerisinde yanlış anlaşılmalar olabilir. Birbirinizi dikkatli bir şekilde dinleyin açıkçası. E, eğer taşınmayı düşünüyor iseniz, bir yer değişikliği yapmayı düşünüyor iseniz veya bir araba almayı, arabanızı değiştirmeyi düşünüyorsanız, evinizi satmayı düşünüyorsanız, ev almayı düşünüyor iseniz eğer, burada bir Neptün olduğu için kafanız biraz karışabilir. Sizin için koşul ve şartlar yeteri kadar net olmayabilir belki. Bu yüzden de özellikle sevgili Başak ve yükselen Başaklar böyle bir 20 aralığa kadar ortalığı beklemenizde ani bir karar vererek hareket etmemekte sanki daha böyle doğru olacak, iyi gelecekmiş gibi duruyor açıkçası. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.